Merhaba sevgili dostlar, iyi günler. Ben Mehmet. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rally Sistem haberleriyle karşınızdayım. Metro, tramvay, ulaşım, kent içi altyapı projelerini kabaca anlatmaya çalışacağım. İzmir, Buca metrosunun inşaatında çok önemli bir aşamaya geçiliyor. Bununla ilgili bilgiler var. Daha önceden biliyorsunuz, General Asım Gündüz'de bir kazı çalışması başlayacağı yönünde bir bilgi vardı. Orada istasyon inşaatına, kazılarına başlanmıştı. İki tane dev TBM. Bir tanesi General Asım Gündüz'den 3 yol doğru kazıp tekrar geri gelecek. Orada bir loop hattı var. Armut bölgesi. Tek hat. Zafertepe 3 yol. Bozyaka. Tek hat. Tek baro şeklinde yapılıyor. Aynı tren gidip geliyor yani. O TBM'in kazısı Kasım ayında başlayacakmış. Şu an Ekim ayındayız. Ve resmen fiilen tünel kazı çalışmaları başlayacak. Bir de Çamlıkule tarafında da kazı var. Çamlıkule'den Buca'ya doğru, Şirinyer'e doğru kazı yapacak eş zamanlı olarak. Bunları takip ediyor olacağız. İzmir'de tabii Çiğli tramvayı Şubat-Mart aylarında açılacağı yönünde bilgiler var. Aynı şekilde Fahrettin Altay Narlıdere metro uzatma hattında test sürüşleri devam ediyor. %97-98 oranında bitiş var. O da yine yakın zamanda açılacak. İstanbul'daysa yine tünel kazılarında önemli bir bilgi var. Ondan biraz bahsedeyim. Bildiğiniz gibi M5 Üsküdar Çekmeköy metro hattına deniyor. Bu metro hattının Çekmeköy'den Sultanbeyli'ne doğru devam eden bir inşaatı vardı. Bu inşaat tünel kazı çalışmaları %100 oranında tamamlanmış. TBM yüzeye çıkmış. Bununla ilgili bir haber yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde. Ve artık bugün itibariyle %80'lere gelmiş tamamlanma oranı. Hattın tamamı. Yani %4'tü 2030'du. 2019 Haziran itibariyle %80'e çıktı ve artık Samandıra'ya kadar Mart ayında açılacağı söyleniyor. Mart'ta seçim var. Başkan İmamoğlu açıklama yapmış. Çok entegrasyonu olan bir hat biliyorsunuz burası. Meclis istasyonunda Üsküdar Çekmeköy metrosuyla entegre oluyor. Sarıgazi, Meclis, Çekmeköy şeklinde devam ediyor. Mecliste M13 ile entegre oluyor. Demek ki Sultanbeyli kısmı içinde 2025 ilk çeyrek dendi. Dolayısıyla önce demek ki Üsküdar Samandıra olacak. Daha sonra Üsküdar Sultanbeyli olacak. Ama Samandıra bölümü acaba Samandıra Çekmeköy şeklinde mekik mi çalışacak yıldız gibi? O konuda bir açıklama yok. Muhtemelen yakın zamanda açıklanır, netleştirilir. Tram 34 ile ilgili de bir bilgi var. %60 yerlilik oranıyla. Orada da muhtemelen T4'te olması lazım. Bu Topkapı Habibler tramvay hattında çalışacak. Dolayısıyla İstanbul'da şu anda böyle adam akıllı açılabilecek metrolardan biri Üsküdar Çekmeköy metrosunun Samandıra uzantısı. Daha sonra da 2025 itibariyle Sultanbeyli. Bunların dışında yine aynı aylarda açılması beklenen, ekranda da haritasını gördüğünüz Ataköy İki Telli metrosu var. Zaten bunun bir kısmı açılmıştı. Bahariye Masko arası olimpiyata kadar gidiyor. O bile bayağı İki istasyon bile işe yaramıştı. Şimdi daha güneye inecek. Avrupa yakasında ilginç bir durum ortaya çıkmış olacak. Yani M3 Kirazlı Bakırköy'ü beklerken M9 daha erken açılmış oluyor. Şu an %85'lerde, yani %85-90'larda, muhtemelen %95 seviyesinde gelince açılmış olacak. Kalan kısımlarda hani M8 Bostancı Dudullu gibi daha sonra tamamlanabilir. Zaten yolcu hareketliliğini çok böyle etkilemeyen
yani yolcuyu çok mağdur etmeyen, ana hatta trenler gidip gelecek, istasyona çıkışta olacak. Diğer işler ayrıca devam edecek. Yolcuya çok etki etmeden. Bu hattın da Mart ayında açılması bekleniyor. Dolayısıyla İstanbul'da bu iki açılış önemli. Arada bir de Gayrettepe metrosunun açılışı olabilir. Tabii herkes Hızra'yı soruyor. Hızra ile ilgili Başkan İmamoğlu'ndan bir açıklama gelmiş. Önemli bir proje, pahalı bir proje, maliyeti yüksek bir proje. Vizyon projemiz. Geleceğini kazanacak bir proje. Konforlu bir proje. 55 dakika şeklinde bundan bahsetmiş. 50-60 kilometre daha metro yapılacak. Yeni başlayacak metro. Bu anlamda A haritası da yayınlandı. İstanbul Rali Sistem Vizyon Haritası. Burada da bazı hatlarda güncelleme olduğu görülüyor. Kadıköy Cevizli, Üsküdar Kadıköy tramvay hatları eklendi. Daha önceden vizyon haritalarında yer almıyordu. O anlamda da yine güzel bir gelişme oldu. Bunların dışında seçime kadar belki Sirkeci Kazlıçeşme hattı açılabilir. Benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. Haberleri özetlemek istedim. Önemli gördüğüm için bir yayın yapmak istedim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir like atın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın.